basın mensupları. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Hafta sonu önemli kayıplarımız oldu. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısında yaralanan iki Mehmetçimiz, Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in şehadet haberleriyle yüreklerimiz dağlandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Yine hafta sonunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Ankara'daki fabrikasında yaşanan patlamada 5 emekçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı açıklandı. Ama bakıldığında bu makine kimya endüstrisi fabrikalarında yaşanan ilk patlama, ilk can kaybı değil. Patlamanın yaşandığı fabrikayla ilgili olarak sendikaların daha önce yaptığı, pek çok uyarı var. Hükümetin verdiği modernizasyon sözünün tam anlamıyla tutulmadığına, patlama yerinde görev yapan personelin de yeterli tecrübesi olmadığına yönelik iddialar var. Bir grup başkan vekilimiz, bir genel başkan yardımcımız ve Ankara milletvekillerimizden oluşan bir heyet patlamanın ardından derhal olay yerine gittiler bilgi alıp gelişmeleri takip ettiler. Bu elim olayla ilgili araştırma ve soruşturma süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yine bu hafta sonu Cumhuriyetimizin yetiştirdiği büyük değerlerden dünyaca ünlü keman sanatçısı Sayın Sunakan'ı da yitirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, Siyasetimizin unutulmaz isimlerinden rahmetli Osman Bölükbaşı, siyasetçilerin geçmişi sözlerine kefil olmalı, sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalı derdi. Sarayın kibir hastalığıyla malul başı, kerameti kendinden menkul, faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla ekonomiyi tek başına yönetmeye kalktı. Hormonlu bir büyümeyle cari açığı azdırdı, paramızı pul etti, Milleti enflasyon canavarının dişleri arasına attı. Bugün yine ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari açık 58 milyar doları bulmuş. Bu yıllık olarak son 11 yılın en yüksek cari açığı. Yine 4 aylık cari açık geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 30 milyar dolara ulaşmış. Daha da vahimi bu açığın 22 milyar 445 milyon doları Merkez Bankası'nın döviz rezervleri satılarak kapatılmış. İşte sarayın sözde Türkiye modelinin cari fazla vererek enflasyonu düşürme politikası bir kere daha iflas etmiş. Saray bugüne kadar işler çığırından çıktı. Bugün Saray son dönemde işler çığırından çıktığını gördükçe bir yandan ihracatçıların dövizlerini zorla ellerinden aldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini bankanın arka kapısından sattı. Diğer yandan liralaşma diyerek hem döviz rezervlerini kuruttu hem de ekonomiyi dolara endeksledi. Ekonomide sahte bir istikrar istikrar algısı yarattı ve ülkeyi döviz krizinin eşiğine getirdi. Toplumun temelini alt üst etmek için ulusal parayı yoldan çıkartmaktan daha sinsi ve keskin bir araç yoktur diyor ünlü ekonomist Keynes. Bu hükümet de tam olarak bunu yaptı. Saraydaki sözde iktisatçının 2018'den bu yana yediği hurmaların faturası seçimden sonra önüne geldi. Ekonomideki oyuncuların artık hiç güvenmediği Erdoğan, çareyi geçmişte görevden aldığı bir de üstüne Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı Mehmet Şimşek'i yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakanlığı görevine getirmekte buldu. Onun ilk kişi ise sarayın kibirlisinin seçim öncesinde uyguladığı ekonomi politikalarını akıl dışı ilan etmek oldu. Ama Erdoğan oyun içinde ikide bir de kural değiştirerek, saydamlıktan kaçarak, hesap vermeyerek, ülkeyi öyle bir döviz sıkıntısına soktu ki şimdi yeni atadığı Hazine ve Maliye Bakanı sarayın kaçırdığı yatırımcılar ülkeye geri dönsün diye Türkçe yerine İngilizce sosyal medya mesajlarıyla yabancı yatırımcılara garanti vermek zorunda kaldı. Bir başka ifadeyle Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satmak zorunda kaldı. Piyasalar önce Erdoğan politikalarından vazgeçiliyor diye düşündü. Seçimin birinci turundan sonra 700 puanı geçen kredi temel temerrüt risk primi bir miktar düştü. Merkez Bankası'nın rezervleri eksideyken hala döviz sattı. Seçimden önce Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını Erdoğan'ın vesayetine teslim eden Merkez Eski Merkez Bankası Başkanı'nın yeni ekonomi yönetiminde de BDD Başkanı olarak BDDK Başkanı olarak yer aldığı görününce Türkiye'nin risk primleri yeniden yükseldi 500 bas puanın üzerine çıktı. Döviz piyasalarında mayıstan bu yana süren hararet düşmedi, daha da arttı. Değerli basın mensupları, Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medyadan şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik sözleri veriyor. Bu sözlerin inandırıcı olabilmesi için önce Merkez Bankası'nın arka kapısından 2018 seçimlerinde satılan 128 milyar doların ardından bu seçimlere kadar da bir o kadar daha satılan döviz rezervlerinin kuralsız, denetimsiz kimlere satıldığının ortaya konması mutlaka gerekiyor. Sır gibi saklanan kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında Merkez Bankası'nın ne kadar paraya döviz garantisi verdiğinin, bu uygulamanın bankaya ne kadara mal olduğunun bu, bu çerçevede ne kadar döviz aldığının açıklanması gerekiyor. Hesap verebilirlik deniyorsa bankanın zarardaki bilançosunun muhasebe kuralları değiştirilerek bir geceden nasıl kar eder hale getirildiğinin ve bu yapılan uygulamaların uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına ne kadar uygun olup olmadığının açıklanması gerekiyor. Yine bu surette elde edilen karların hazine yerine afada aktarılarak Denetimden kaçırılan paraların nasıl kullanıldığının bu millete anlatılması gerekiyor. Merkez bankasının ihracatçılardan zorla satın aldığı ihracat bedellerinin tutarlarının, bankanın doğrudan verdiği kredilerin şartlarının bundan yararlanan şirketlerin de mutlaka açıklanması gerekiyor. Yine son dönemde Rusya'dan yapılan kredili ithalat miktarını Rusya'ya ne kadar borçlandığımızı gösteren BoTAŞ'ın güncel bilançosunun bir an önce kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Son olarak da TÜİK'in TÜFE, büyüme ve işsizlik verileri konusunda güvenilirliğini yeniden kazanması için gerekli geriye dönük teknik araştırmanın başlatıldığının da kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Bunlar olmadan İngilizce sosyal medya mesajlarında kendinizi şeffaflık diye hesap verebilirlik diye ne kadar paralasanız boş. Hepsi laf güzaf. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Amana, benden duymadığınız haberlere inanmayın diyerek saraydaki çakma ekonomistin bir kere daha zırvalarıyla ortalığı birbirine katmasına karşı önlem almaya çalışsa da durum ortada. Şu an saray yönetimindeki görüntü tam bir didişme, tam bir yönetim zafiyeti. Bakan güven sağlamak için yurt dışından Merkez Bankası'nın başına ithal başkan getiriyor. Sarayda yeni bakan direksiyon kimde olduğunu yeni bakana direksiyonun kimde olduğunu hatırlatmak için sözünden çıkmayan mevcut bakanın görevden aldığı eski Merkez Bankası Başkanını Bakan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun başına getiriyor. Erdoğan bu atamayla bakanına ve çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanına. Arkadaşlar siz rasyonel politikalarınızı ancak ve ancak benim izin verdiğim sınırlar içinde uygulayabilirsiniz diyor. Bağımsızlık dediysek o kadar da bağımsız değilsiniz ha mesajını veriyor. Daha önce devlet yönetiminde birçok istikrar programını yapılmasında ve yönetilmesinde yer almış. Ülkenin en büyük krizlerinden birinde ekonomiyi yeniden toparlamak için hazine müsteşarlığı görevine atanmış bir kişi olarak söylüyorum. Saydamlık ve hesap verme ile ilgili somut adım atılmadıkça, güçlü çapalara sahip bir program ortaya konmadıkça ve Erdoğan'ın da ekonomi yönetimine müdahaleleri devam ettikçe ekonomide yeniden güven sağlamanın milletimize maliyeti her gün biraz daha artacaktır. İşlerin dengeye gelebilmesi için daha sıkı bir para politikası yani daha yüksek faiz, daha değersiz Türk lirası gerekecektir. İşlerin dengelenebilmesi için yine daha sıkı bir maliye politikası yani daha düşük memur maaşı, daha düşük emekli dul yetim aylığı, daha düşük yatırım, daha yüksek vergiler gerekecektir. Bunun sonucunda da daha fazla durgunluk daha fazla işsizlik olacaktır. Ve ekonomi yönetimindeki bu örtülü çekişme sürerse korkarım bu yönetim ekonomiyi uluslararası para fonunun kapısına bırakmak zorunda kalacaktır. Değerli basın mensupları, rasyonel mi olsun, irrasyonel mi olsun. Mehmet gelsin, Hafize gelsin, Şahap şu da şurada onları kontrol etsin derken Saraydaki çakma ekonomistinin laçka ettiği ekonomide paramızın pul olması, dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın hayatını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri eriyor. Bir dolar 23,5 liranın üzerine çıktı. Oysa 14 Mayıs'tan önce, yani seçimin ilk turundan önce bir dolar 19 lira 58 kuruştu. Seçimin ilk turundan bu yana geçen bir ayda 1 dolar almak için artık 4 lira 7 kuruş daha fazla ödemek zorundayız. Döviz bitti. Türk lirası pul oldu, olmaya da devam ediyor. Tabii zam yağmurları da hızlanıyor. Bir kiloluk tiryaki çayının fiyatı seçimden önce 96 liraydı. Şimdi 138 liraya çıktı. Kahveciler isyan ediyor. Vatandaş isyan ediyor. Benzinin litresine 2 lira 70 kuruş. Mazotun litresine 1 lira 40 kuruş. LPG'nin LPG'de 68 kuruş zam geldi. Sigaraya zam, alkollü içeceklere zam, ithal ürünlerin tamamına zam. Ekmeğin fiyatının fırınlara un desteğinin bitmesiyle 6 liradan 10 liraya çıkacağı konuşuluyor. Makarna'dan her türlü unlu mamule ciddi fiyat artışlarının kapıda olduğu haberleri geliyor. Evet fiyat artıyor, ekmeğin fiyatı artıyor da bunun buğday üreticisi çiftçiye bir faydası var mı? Ne gezer? Seçimden önce biz buğdayda taban fiyat 13 bin liranın altına düşmesin derken bir maliyet hesabı yapıyorduk. Seçim bitti, saray 9.250 lira fiyat açıkladı. Geçen yıla göre artış sadece yüzde 24. Bu çiftçinin maliyetlerini karşılamaya yetmiyor. Diyarbakırlı buğday üreticisi tohum, mazot, gübre, ilaç, hasat, harman, sigorta derken bu fiyattan çiftçinin eline kalan sıfır lira diye dert yanıyor. Bu çiftçi bu fiyatta nasıl geçinecek? Gelecek yıl tarlasını nasıl ekecek? Bu zamlarla bu millet nasıl çay içecek? Nasıl işine gidecek? Çoluğunu çocuğuna okula giderken nasıl harçlık verecek? evine nasıl ekmek götürecek? Paramız pul olmaya devam ettikçe her şeye zam geliyor. İğneden ipliğe. Milletimizin cüzdanını, milletimizin tenceresini zamlar boşaltıyor. İnsanlar evinin kirasını ödeyip öyle ya da böyle karnının gurultusunu kesebiliyorsa kendini yaşadım sanıyor. Artık ücretle veya maaşla çalışan sabit gelirli bir vatandaşın bir araba bir araba alabilmeyi hayal etmesi çok zor. Ev almak ise artık hayallere bile girmiyor. Ev almayı geçtik. Kiralık bir ev bulup kirasını ödeyebilmek bile artık çok zor. Bakın son bir yılda 120 metrekare bir evin kirası Tekirdağ'da 3200 liradan 8600 liraya çıkmış. İstanbul'da 8000 liradan 17000 liraya çıkmış. Ankara'da 3800 liradan 11100 liraya. Diyarbakır'da 2400 liradan 6300 liraya çıkmış. Samsun'da 3000 liradan 7500 liraya, Sivas'ta 1400 liradan 6000 liraya fırlamış. Yaşamak, sabah işe gidip akşamın geç saatinde eve dönmek, evinin kirası, çocukların nafakası için ömür çürütmek değildir. Bu yaşamak değildir. Bu ülkeyi yöneten hükümet dünyanın en verimli topraklarına sahip, jeopolitik konumuyla, genç nüfusuyla, ekonomisiyle, kendi vatandaşlarına emsallerinden çok daha fazla refah sağlayabilecek bu ülkeyi Erasmus'un dediği gibi insanların hiç yaşamadan öldüğü bir yere çevirdi. Ülkemizde çalışanların yarısından fazlası asgari, üç veya asgari ücret veya civarında bir ücret karşılığı çalışıyor. Asgari ücret 10.362 liraya ulaşan açlık sınırının 1856 lira altında. Önceki dönemin Çalışma Bakanı Mayıs ayı başında 500 dolar bazında asgari ücret sözü vermişti. Ama 500 dolarlık asgari ücret bile açlık sınırının zar zor üstüne çıkıyor. İşkur'un açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı on ay sonra yeniden yükselmeye başladı ve Mayıs'ta 63 bin kişi arttı. TÜİK'in Nisan ayı işsizlik verileri ise bugün açıklandı. Gerçek işsiz sayısı bir ayda 795 bin kişi artmış. Ve 23 ay sonra ilk defa Türkiye'de işsiz sayısı yeniden 9 milyon sınırının üzerine çıkmış. Bu dünya üzerinde 99 ülkenin nüfusundan fazla. Ve ben buradan söylüyorum önümüzdeki günlerde Rasyonel politikalar uygulansa da, uygulanmasa da işsiz sayıları hızla artacaktır. Nitekim sanayi üretimi de durgunluğun ilk sinyallerini veriyor. Son 6 ayın dördünde sanayi üretimi gerilemiş. Yine Nisan ayı verilerine göre sanayi üretimi yüzde 1,2 düşmüş. Ama paramızın değer yitirmesinin, milletimizin sırtına bindirdiği yük bunlarla da sınırlı değil. Seçimin başından bu yana paramızın değer kaybetmesi sonucunda Türkiye'nin dış borçlarının Türk lirası karşılığını karşı karşında Türk lirası karşılığı da olağanüstü seviyelere taşındı. Türkiye'nin net dış borcu 235 milyar dolar. Seçimin başından bu yana Türk lirasının değer kaybı Türkiye'nin net dış borcunun Türk lirası karşılığını tam 957 milyar Türk lirası arttırmış. Hazine son dönemde yurt içinden de dövizde borçlandı. Hatırlayacaksınız ilk günahı işledi. Bugün hazinenin iç borcunun dörtte biri yani 29 milyar dolarlık kısmı da döviz cinsinden. Paranın değer kaybetmesi sonucunda buradan da hazinenin üzerine yani milletimizin üzerine 116 milyar liralık bir kur farkı yükü geliyor. Bir de kur korumalı mevduatlar var. Bankacık düzenleme ve denetleme kurumuna göre 2 Haziran 2023 itibariyle kur korumalı mevduatta biriken para toplam 2 trilyon 533 milyar 607 milyon lira. Yani 2 Haziran'daki kurla 121 milyar dolar. Seçim sonrasında paramızın değer kaybı nedeniyle buradan da 500 milyar liralık bir yük geliyor. Bunun üçte birlik kısmını bankaların faiz olarak ödeyeceğini varsayarsak, hazine ve merkez bankasına yani yine milletin sırtına binecek yük 300-350 milyar Türk lirası arasında olacak. Bir de milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık denerek yandaşlarına döviz garantili ihalelerle pazarlanan kamu özel işbirliği projeleri var. Bu projeler yüzünden milletimizin geçmediği yollar, köprüler, uçmadığı havaalanları için 2023-2025 döneminde bütçeden 15 milyar 521 milyon, milyon, dolar ödemesi öngörülmüş. Ha bu durgunluk devam ederse bu çok daha yüksek noktalara çıkar. Seçimden bu yana Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle buradan gelecek ek yük de 63 milyar Türk lirası. Şimdi tüm bu kalemleri topladığımızda seçimin ilk turundan bu yana paramızın değer kaybetmesi sonucunda devletin yükümlülükleri nedeniyle Milletimizin sırtına yüklenen fatura 1 trilyon 400 milyar lirayı geçiyor. Önümüzdeki günlerde Türk lirasının değer kaybını yavaşlatmak için ister istemez Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalacak. Burada da bir sorun var. Buradan da devletin hazinenin üzerine bir yük gelecek. Çünkü bankalara zorla satılan düşük faizli kağıtlar bankacılık sisteminde sistemik bir zafiyete neden olmaması için hazine tarafından daha yüksek faizli kağıtlarla değiştirilmesi gerekecek. De söylediğim gibi buradan da ciddi bir maliyet milletimizin sırtına binecek. Tabii bunlar bu hesaba dahil değil. Şimdi bu 1 trilyon 400 milyar liralık fatura ağzımızdan bir çırpıda çıkıyor çıkmasına da bu parayla neler yapılabileceklere neler yapılabileceklere baktığımızda İşim vahameti daha iyi anlaşılıyor. Neleri kaybettiğimizi, hangi imkanları yitirdiğimizi görüyoruz. Döviz kurlarındaki son bir aylık artışın milletimizin sırtına yüklediği bu faturayla 3 tane Osman Gazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir Otoyolu, üstüne 3 tane Atatürk Barajı, üstüne üç tane Avrasya Tüneli, onun da üstüne 3 tane Fatih Sultan Mehmet, Üç tane de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırdı. Bütün bunları yaptıktan sonra da elimizde 4 milyar dolar para kalırdı. İşte faiz sebep enflasyon sonuç Türkiye ekonomi modeli liralaşma safsatalarıyla ekonomiyi harap eden, ekonomiyi bilmez, bilimden anlamaz kibir abidesinin verdiği zararın boyutu bu. Şunu hiç unutmamak gerekir. Güven ruh gibidir. Bir kere çıktığı bedene ...bir daha geri dönmez. Doğru program, doğru kadro... ...ve buna güç veren siyasi irade... ...güven veren politikaların... ...üçlü sacayağıdır. Bunlardan biri bile olmazsa... ...o yapı milletin üzerine yıkılır. Amerika Birleşik Devletleri'nden İthal Merkez Bankası... ...başkanı getirmek... ...yine Millet İttifakı'nın... ...Ortak Politikalar Mutabakat metninden kes yapıştır yapmak bu yönetimi güvenilir hale getirmez. Ekonomideki oyuncular artık Huylu'nun huyundan vazgeçtiğini görmek istiyorlar. Erdoğan'ın yegane amacının Londra ve New York'taki sıcak paracıları Türkiye'ye getirmek, Mart 2024'teki yerel seçimlere kadar döviz krizini ertelemek olmadığını görmek istiyorlar. Erdoğan artık ekonomide oyun alanının kalmadığını görecek mi? İstikrar politikası uygulamasına razı olacak mı? Yoksa yine sebebi olduğu enkazın tüm sorumluluğunu yeni bakanın üstüne atacak mı? Kendi de Allah affetsin, millet affetsin deyip masadan kalkacak mı? Bütün bunların sonucunda da ülkeyi IMF kapısına düşürecek mi? Görünen o ki Erdoğan ekonomide oyun alanı kalmadığının hala farkında değil. Piyasalarda kendine güvenin dibe vurduğunu hala görmüyor. Ülkede her iki seçmenden birinin kendisine karşı olduğunu da fark etmiyor. Genel Başkanımız 1, 2 ve 3 sandıklı yerlerdeki seçim sonuçlarını açıkladı. Bunu yaparken de hiçbir zaman vatandaşımızı suçlamadı, kendimizi eleştirdi. Ama Erdoğan'ın gösterdiği tepkiye bakılırsa saray bundan çok rahatsız olmuşa benziyor. İşini yapacağına Seçimde attığı iftiralardan, yaptırdığı sahte videolardan, milletin vergileriyle çalışanlarına maaş veren TRT'yi sarayın borazanı gibi kullanmaktan hiç utanmadığı görülüyor. Hala on parmağındaki on karayı partimize sürmeye, bu ülkenin en köklü partisine hala ayar vermeye, kalkmaya cüret ediyor. Değerli basın mensupları, biz ülkemizin içinde olduğu sıkıntıların farkındayız. Tüm bu şartlar altında her iki vatandaşımızdan birinin Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği oyu dağıtmadan örgütümüzü rekabetçi bir ortamda yenilemeyi, değişen, tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini açık ara kazanmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK'sını yeniledi. MYK'mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede kongreler süreci, Parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır. Bu süreç devam ederken önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için parti üyesinden genel başkanımıza kadar partimizin her bir ferdi var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz bu seçimlerde mevcut hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim öncelikle bize yönlendirilen sorular oldu. Onu iletmek istiyorum. Fox TV, ATV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de değişim sinyali verdi. Hatta genel başkanlıkta dahil üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım dedi. Sizin değişim talepleri ve iki ismin adaylık çıkışı ile ilgili değerlendirmeniz nasıl olur? biraz önce izah etmeye çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Yani bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve meri mevzuata göre bu süreç gerçekleşir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Yeni meyakada ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için de herkes elinden geleni yapmalıdır, yapacaktır. Evet, buyurun. Faik Bey, belki biz anlamakta güçlük çekiyoruz ama kurultay süreci başlatılmış olsa da değişim süreci anlamında bugünkü MYK'da mesela konuştunuz mu Özgür Özel'in çıkışını? Değişim süreci anlamında Kemal Kılıçdaroğlu bir geçiş süreci öngörüyor mu liderliği MYK yönetimi ve parti meclisinin değişimi açısından? Bu kurultayı yerel seçimler öncesine yapacak mısınız yoksa ertelemeyi mi öngörüyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi tabi e, tabii estağfurullah hiç anlamadığınız konusunda en ufak bir düşüncem yok. Hatta zaman zaman sorularınızla da bakıyorum Durumun yorumunu da yapıyorsunuz Ama benim söyleyeceklerim şu Yıldız Hanım yani Biraz önce izah ettim Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin nasıl işlediğini Ve tabii ki MYK'mızla da bu konuları tartışıyoruz Evet Flaş haber Aysu Demirel. Flash haber Aysu Demirel. Evet buyurun Aysu. Şimdi yerel seçimlere doğru gittiğimiz süreçte özellikle iktidar cephesinden yoğun bir hazırlık mesajı gelmeye başladı. Hatta sloganlar işte olası adaylarla ilgili beklentiler ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kapı kapı, kapı gezileceğini söylemiş. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yerel seçime giden süreçte çalışmalar nasıl gidiyor? Çünkü bir kurultay takvimi var. Acaba kurultay takvimi çalışmaların birazcık daha... E, Cumhur İttifakı'na göre e, daha yavaş ilerlemesini mi sağlayacak? Yoksa kurultay süreciyle birlikte yerel seçime giden süreçte e, hani düzgün bir şekilde işleyebilecek mi? Şimdi e, tabii bu kongreler takviminin başlamasıyla birlikte e, bir yenilenme, tazelenme sürecine de e, partimizde şahit olacağız. Bu tabii ki yerel e, yönetim seçimlerine buraya enerjinin bu noktaya doğru e, yönlendirilmesinde de önemli katkılarda bulunacak. Aksine yani sizin söylediğinizin aksine enerjinin tek bir yerde kalmasına neden olmayacak. E, açıkça şunu ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bir takım hazırlıklarını yaptıklarını söylüyorlar. Biz daha fazlasını yapıyoruz. Evet. Aslı Mutlu Sözcü Televizyonu. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu kendilerine kırsalda az oy çıktığını belirtmişti. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabahati kendinde aramak yerine hala seçmenin suçlaması siyasetin değil psikolojinin konusu yanıtı vermişti. Buna değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de asgari ücret komisyonu yarın toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücretle ilgili bir teklifi var mı? Şimdi açıkçası psikolojinin konusu olan bizim ya da genel başkanımızın söylemediği, yapmadığı bir şeyi söylemiş gibi göstermek. Genel başkanımız bu bu bölgelerde alınan oyların daha düşük olmasını buralarda yeterli çalışma yapmamamıza bağladı. Ama şu anda bakıyorum bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti genel başkanı çıkmış bizim tam tersini söylediğimizi iddia ediyor. Zaten bugüne kadar siyaseti hep böyle yaptı. Biz sorumluluğumuzu, biz biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ama karşı tarafında yaşadığı psikolojik sıkıntıları özellikle genel başkanımızın bu seçimlerde almış olduğu 25 milyon oyun karşı tarafın üzerinde yarattığı baskıyı gayet net bir biçimde görüyoruz, izliyoruz. İşte bu desteğin üzerine biz e, önümüzdeki seçimleri bina etmek istiyoruz. Asgari ha asgari ücret konusuna gelince hatırlayacaksınız e, mayıs ayında e, Çalışma Bakanı asgari ücretin e, 500 dolarlar civarında olması gerektiğini ifade etmişti. Eee şu anda asgari ücret görüşmeleri başladı. Bakalım bu işin nereye doğru gittiğini görelim. O noktadan itibaren biz de asgari ücretle ilgili beklentilerimizi açıklamaya başlayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.